Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Zor sorulardayız. Aynen öyle. Ama hangi konudan hocam? Ufaktan bir periyodik sistemin yapısına bakalım istiyoruz. Böyle periyotlar, gruplar falan, elementler nasıl yerleşiyorlar da bir temel bilgimizi hatırlayalım. O zaman siz de sorun. Hadi bakalım. Buyurun gençler. Evet. Sorumuza baktık. Uzun bir yazı var, bir tablo var, altta bir grafik var. Karman çorman bir soru. Karışık bir soru. Ben bunu geçerim. Demiyorum tabii ki. Ne yapıyorum hemen soru cümlesini okuyarak başlıyorum grafiğimi ve burada verilen tablomu da dikkatlice inceleme ihmal etmiyorum. Periyodik tabloda elementler artan proton sayılarına göre sıralanır. Bildiğimiz bilgiyi aldık. Bir elementin elektron dağılımına bakarak da periyodik sistemdeki yerini belirleyebiliyormuşuz. Bunu da biliyorduk zaten. Elementin nötr haldeki elektron dağılımında katman sayısı periyot numarasını veriyor. Son katmanına baktığımızda kaç elektronu varsa Helyum hariç özel durumumuz var. O da bize hangi grupta olduğunu belirtiyordu. Şimdi Ali periyodik cetvelde 3 tane farklı element çizmiş, bir grafik çizmiş ve demiş ki Buradaki elektron sayılarına bak. Son katmanda kaç tane elektron olduğunu incele. Hangi element olduğunu da şuradan tablodan bulmaya çalış. Dedik ki Ali bu iş kolay. Biz de biz bunu hallederiz. Hemen inceliyorum. Bir numaralı arkadaş. Ne yaptım? Dedim ki bir numaralı arkadaş da gittim. Son katmanında dört tane elektron olduğunu gördüm. Bu bana hangi bilgiyi verdi? Bu arkadaşın Son katmanında 4 elektronu varsa 4A grubunda olduğu bilgisini verdi. O zaman elimde ne olmalı? Hemen 4A'ya bakıyorum. Karbon ya da silisyum olmalı. Hemen seçeneklerimi eleyeceğim. A olabilir. Güzel. B olabilir. Neden olmasın? C'ye geldiğimde iş patladı. Hemen atladım. Yine bir silisyum görüyorum. Olabilir dedim ve devam ettim. İkinci duruma bakıyorum. Diyorum ki bu sefer elimde ne var? İkinci element olarak Bakayım son katmanında iki tane elektron var. O zaman iki olasılığım var buna dikkat. Bu arkadaş 2A'da olabilir büyük ihtimalle ama yani berilyum, magnezyum ya da kalsiyum olabilir ama özel durumumuz vardı sevgili helyumumuzda. Helyumumuz 8A'da olmasına rağmen son katmanında yine neydi? İki tane elektron bulunduran özel bir elementti. O yüzden ben 8A helyum diye de bunu buraya not aldım. Şimdi bakıyorum helyum olabilir mi? Evet olabilir. Magnezyum olabilir mi? Evet olabilir. Bunu zaten atlamıştık. Berilyum olabilir mi? Yine olabilir. Buradan bir şey çıkmadı. Hemen ne yapıyorum o zaman? 3 numaraya geçiş yapıyorum. Diyorum ki bakayım 3 numaralı arkadaş ne yapmış? 3 numaraya baktım. Son katmanında yine 2 tane elektronu var. Aynı mantık geçerli ya 2A'dakilerden birisi olacak ya da helyum olabilir. Baktım elimde berilyum var olabilir neden olmasın. Elimde sodyum var. Sodyuma dikkat edin 1A'da. O yüzden bunu da eleyebildim. Lityum var yine lityum da bir ada Onu da eledim. Yine bir lityum görüyorum. Onu da eledim. Ne oldu? Hemen geldim. Çok emin olarak A seçeneğimi işaretleyebildim. Evet bakıyorum diyorum ki yine kocaman bir tablom var. Kocaman bir görselim var. Yani yeni nesil soru örneklerinden bir tane daha. Bu muhtemelen sayfanın yarısını kaplayacak bir soru. Ama ne diyorduk? Soru büyükse uzunsa bizim gözümüz korkmaz. Muhtemelen cevap zaten içinde bir yerlerdedir. Kolay bir sorudur. Hemen inceliyorum. Bana diyor ki bu görselde periyodik cetvelde yer alan ilk 18 elementin katmanlarındaki elektron dağılımlarını görmüşüz. Güzel. İlk kat, ikinci kat, üçüncü kat diye genişliyordu hatırlarsak. Sonra demiş ki burada verilen cetvel kesitiyle ilgili hangi çıkarımı yapabiliriz. Hemen bakalım. A'ya baktığımızda aynı grupta bulunan elementlerin son katmanlarındaki elektron sayıları helyum hariç aynıdır. Helyum hariçe dikkat. Bu özel bir durumdu. Daha önceki sorumuzda da ondan bahsetmiştik. Hidrojen ve helyumun bu özel durumlarını mutlaka hatırlayalım gençler. Hidrojen bir A'da olmasına rağmen bir metal değil de bir ametaldi. Helyumda 8 A'da olmasına rağmen son katmanında sadece 2 elektron vardı. Genelde sınavlarda bu özel durumlar, püf noktalar karşımıza çıkar. Lütfen dikkatimizi odaklayalım. Şimdi son katmanına bakıyorum. Ne yaptım? 1A'dan başladım. Bir tane var. Lityum için yine son katmanda bir tane var. Sodyum için yine son katmanda bir tane var. Bu olabilir. 2A'ya, 3A'ya, 7A'ya, 8A'ya baktığımda yine helyum harici de belirttiği için hepsinin ne olduğunu cümleyi doğruladığını gördük. O zaman ne oldu? Bu cümle doğrudur dedik. Ama her zaman direkt A'yı işaretleyip geçmiyorduk. Bütün seçenekleri okuyup işimizi garantiye alıyorduk. B'ye baktığımda demiş ki bana aynı periyotta bulunan tüm elementlerin ilk katmanlarında bulunan elektron sayıları eşittir Aynı periyotta bulunan yani aynı yatay sırada bulunan arkadaşların ilk katmanlarındaki elektronlar eşittir. Öyle midir? Özel durumumuz var mı? Var. Sevgili hidrojenimiz var. O yüzden ne yaptık? Hemen bunu eledik. C'ye baktığımızda aynı grupta yani aynı sütunda dikey grupta bulunan elementler periyot numarası ve katman sayıları arasında bir ilişki taşımazlar demiş. İlişki yoktur demiş. E biz böyle bir ilişki olduğunu biliyoruz zaten. Bunu da eledik. Aynı periyotta bulunan elementlerin grup numarası arttıkça katman sayısı da artar. Şimdi şuna dikkat ediyorum. Aynı periyotta aynı yatay sıradayım ama grup numaram arttıkça katmanım artıyor mu? Hayır, aynı katmandayım. Aynı katmanda son kattaki elektron sayısı artıyor. O yüzden cümlem yine yanlış. Şimdi kesin emin olarak gidip A seçeneğimizi işaretleyebiliyoruz. Hocam bitirdik mi? Bitirdik geçmiş olsun gençler. O zaman arkadaşlar bu soruları sevdiyseniz ve daha fazla çözmek isterseniz aşağıdaki linklerde bizim kitaplarımız var. Oralardan çözüyoruz ve onlara bakabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.